Katılıyorum. Hocaya katılıyorum. Yani topçu böyle dişini sıkıyor ya. Evet. Bir yere kadar abi ya. Deplasmanda Fener'le oynuyorsun. Yazık ya. Yani ben maçın hakemi kötü, var hakemi de kötü. Yani o da etliye sütlüye hiçbir şey karışmamış. Burada var ya, o sayı ucuz kurtulmuş ha. Yalnız ben tabii kaval şey kemiğini direkt yani parçalı, Fenerbahçe kırık olabilirmiş. Bak dedim sana hoca. Okan Buruk. Hakem dedi, bir en son hakem dedi, Cüneyt Çakır dedi, bugün 5 yediler. Erol biraz takımını top oynasın. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe keyif vermiyor. Bu kadar harcamaya, bu kadar işe Erol top oynatamıyor abi. Şu ana kadar top oynatamıyor. İlk başta bir gittiler bir iki maç. Erol top oynatmıyor Fenerbahçe, onu söyleyeyim. Ama 9'da 8 bu kadroya top oynatmıyor. Bu kadro, bu kadronun başka oynaması lazım. Bu kadroya iki, herkes oynatır bunu. Rea hocayla herkes oynatır. Söyleşinde yani normal bir teknik adam bu Fenerbahçe'yi zaten bu kadar oynatır. Vallahi orada ben de ikilemdeyim. Şundan ikilemdeyim. Dediğiniz gibi çok keyifli bir oyun yok Fenerbahçe'nin. Aynı fikirdeyim. Ama kazanan oyun var. Ama öbür bravo. Ama öbür taraftan mesela bugünkü ön dörtlüsü Tiam, Pelkas, Samatta, Valencia. Basamazsın ki önde bunlarla. Nasıl basamazsın? Basamazsın yani. Basarsın bilmiyorlar ya. Rea hocam. Neyi bilmiyorlar? Topa basmayı mı? Bak. Rize bir ön bas. Nasıl topa bas? Ön adam baskısı mı yapamaz diyorsun? Yaparlar bence. Yapamıyorlar ya. Abi. Valencia'da yapar. Ay, yapamıyorlar abi. Vallahi yaparsam bak, hatta. Bak sen söyleyeyim. Ya üçü de, hep, üçü de atletik oyuncu mu? Atletik oyuncu. Evet, üçü de ön adam baskısı yapar mı? Yapabilirler mi Rea hocam? Kayseri'de yaptılar. Kayseri'de yapabilirler ya, mi? Kayseri'ye yaptılar. Bir şey söyleyeyim. Nereye yaptılar abi? Olur mu ya? Kayseri maçı top göstermediler ya. Biz yanlış maç mı seyrettik? Yapma Gürcan ya. Bunlar mı yaptı Kayseri? Evet yaptı. Evet. Müthiş paslaştılar. Ya bir şey söyleyeceğim bak. Yani bir şey, bir dakika. Şimdi pardon üçü de hocam. Yo estağfurullah Levent abi. Üçü de teknik oyuncu değil değil mi? Hem fikir miyiz? Üçü de teknik oyuncu değil. Pelkas'ın çok skarar dışı. Oyuncu da değil. Pelkas'ı hayır, Pelkas saymıyorum. Ha tamam. Tiam, Valencia, Samatta. Üçü de teknik oyuncu değil. Oyun bilgisi yorumu çok yüksek değil. Dar alan becerisi yok. Evet. Üçü de atletik oyuncu mu ama bunun paralelini patladı. Koşu kaliteleri yüksek. Erol Hoca bunlara yani. Ön alan baskısını yaptıracak da Erol Hoca kendi böyle birlikte orta saha desteği, savunmada orta sahaya çıkacak. Hem Zala hem Serdar alan daraltacak. Birbirlerini kontrollü, agresif bir şekilde ön alanda 3 tane atletik oyuncuyla beraber bu baskıyı götürür Fenerbahçe. Yaman, hocam yapması lazım zaten. Bir de Pelkas öyle koşmayan on numara değil abi. Bugün? Ya koşuyor mu? Nereye hocam bugün 21. maç oynandı. Ne nerede duracaklarını biliyorlar. Ne zaman hamle yapacaklarını biliyorlar. Ama Fener teknik direktöründen doğru mu kapatacak? Bilgiç. Hiçbir şey bilmiyorlar. 21 maçta Fener teknik direktörüne kaç veriyorsun? 10 üzerinden. 10 üzerinden 7. Sen? Ya hocam yani sezon sonunu görmek gerekir. Şu ana kadar biliyorum. 21 maç. Şu anda benim de 7. Senin? 6.5'tan. Senin? Hocam yani ben maçlarına göre bazen 6.5 bazen 7.5. İyi veriyorsun. Ortalaması 7 bence. Hani toplamda yani, nihayetinde 45 puan var hocam. O yüzden yani. Sonuç var bir de. Hocam daha Fener'i çalıştırıyorsun. İşte bak. Yani Fener'i çalıştırıyorsun. Genetiğinde hocam. Başka şeyler var diyorsunuz değil mi hocam? Ben 5'ten fazla vermem. Hayır ben. Bak, hocam, tabii Erman abinin görüştü. Bak Ender. Ama Gürcan başka bir şey söylüyordu bana. Söylesene onu. Hani birlikte baskı yapmıyorlar. Onu dedin yani yardımlaşmıyorlar. Değil mi? Bana söylüyordun az önce. Hani. Evet yani yapmak istiyorlar. Ama ne doğru yeri kapatabiliyor, ne hamle zamanlamaları doğru. Bir şey söyleyeyim. Yani bu çalışarak belki geliştirirler ama şu an yapamıyorlar. Belki değil. 6 aylık bir süreçte bu gelişir, yapılır. Birlikte birinci başta. Yani ön alan baskısı yapılır. Bunları işliyorsunuz. Yani. Bakın yarım alan orada. Tam sağ pres diyorsunuz, yeni veriyorsunuz. Hocam siz konuştunuz. Hayır, sıkıntı onları orada. Yapmak istiyor mu Erol Hoca? Bunu yapmak istiyor canım, söyledi. Direkt söyleyişi dedi ki ön alan baskısı yapıp çok çabuk ama, saniye olarak da topu geri kazanmak istiyor. Ama yapamıyor. Yapmaları gerekiyor. Rea Hoca'nın yanıldığı şu. 6 ay değil. Yani Eylül'den sayacaksın. Tamam. Transferlerin... Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. 5 ay. Ben bir ay eksik söylemişim. 2. Bu ön tarafın 3 tanesi ya, bir ay sakat kaldılar. Birlikte bak, oynamadılar. Gürcan yani, o değil. Bak hepsine birlikte oynamadılar. Katılıyorum, doğru söylüyorsun. Hepsi aynı anda transfer olmadı. Erol Hoca zaten söyleyişi de evet söyledi doğru. Sakatlık, cezalı, Covid oldu anlıyorum. 90 dakika yapmayabilir futbolda bunu bir takım. Ama bir 5-10 dakika yapar. Oyunun evet. Bir bölümünde tabii, bu baskıyı bak, birbirine kontrol ederek agresif bir şekilde rakibe özellikle geriye yaslandırarak ceza sahasına yakın. Ama,
O zafiyeti yaratıp, skoru da öğretebilir. Ne hocam? Takım halinde alanı daraltarak yapabilir. Herkes yanaşır savunmada. Stoperlerin orta sahaya kadar çıkar. Bütün maçın 90 dakikası yapmaz. Bölüm bölüm yaparsın hocam. Ama bak problem nerede buradan çıktı. Size şunu söyleyeyim. 8. hafta. Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Burada programdaydık. Hatırlayın. Favori kimdi? Fenerbahçe Beşiktaş maçında. Bak favori Fenerbahçe'ydi. Ama Başakşehir'e yenerek gelmişti. Favori Fenerbahçe'ydi. O maç öncesinde. Nasıl oynadı Fenerbahçe? Bastı önde. İşte 17 şut çekti. 8 kaleci kurtarışı ne oldu? 4 şut. Ama orada da kartlarda standart olmadı. Hayır bak 4 şut bitti. Sonra Konya maçı. Tek kale oynadı Konya maçı. Golü verilmedi. Ne oldu? 3-0 bitti. Mağlup oldu. Yani bir noktadan sonra ve Antep yenilgisinden sonra Erol gider mi gitmez mi? O tartışıldı şampiyonluk gidiyor mu gitmiyor mu diye. Bu dengeler içinde. Erol Hoca ne yaptı abi? Dedi ki ben gol yemeyeceğim kardeşim dedi. Ya ve sen farklı bir şey söylüyorsun ama. Ben onu biz söylemeye bunu konuşmuyoruz. Tamam hayır, gol yemiyoruz 9 maçta ben son. Ben yani... Yok hocam ben onu söylemeye çalışıyorum. Tabii ki Erman abi benim fikrim. Fenerbahçe sağdan soldan gelsin. Üst üste pozisyonlar. Hayır gitsin. O da değil ya. Baskıyı söyledin ya. Öyle bir oyun yok. Ya, Fenerbahçe Samat'ta çizgide. Peki. Samat'ta veya bak Valencia veya Tiam çizgide. Arkada Nazım'la Caner'le o kanallardan gümbür gümbür gelip orta kalitesi gol yapamaz. Bak bu oyuncu profilleri bu set ucumuna oyun genişlediğinde bunları dar alan becerisi orta kalitesi olan oyuncular değil. Oyunun merkezinden bir kurguyla ancak Fenerbahçe'deki oyuncu profilleriyle oynaması gerekiyor. Hayır zaten 7 vermemizin sebebi o. Çözüm ama buldu. Burada şifre Ender'in söylediğinde. Çözüm buldu yani. İlk kez Fenerbahçe bir maça iki maça üstte aynı kadroyla çıktı. Bence kadronun derinliği her zaman söylüyorum teknik adam olarak baskı yaratıyor. Şimdi ben Ermen biraz abi, daha tempo ilerim istiyorum ama sen kendi cevabını kendin verdin. Seyirci olsa böyle gitmezdi omurdanmalar olurdu. Olur. Hayır bak Fatih Hoca da aynısını yapıyor. Ben sana söyleyeyim doğru oyun bu. Bak iyi oyun keyifli oyun demiyorum. İşte seyirciyle yapabilir misin? Yapamaz. Seyirci yok. İyi oynamak Erman gibi. Hoca da işte o tarafını aynen. söylüyor. İyi oynamak gibi. Sen amaca ulaşmak için her yol mübahtır diyorsun. Keyifli oynamak gibi bir zorunlu yok. Ama şunu da tartışabiliriz. Mesela şu oyun temposuna, kalitesine baktığımız zaman yüzde kaçıdır? Mesela geçen Perşembe günü burada onu konuştuk Fenerbahçe'nin. Yüzde kaç da oynuyordur? Toplu oynamayı mı diyorsun? Yok. Kapasitesinin ne kadarıyla oynuyordur? Bilemiyoruz ki tam yani ortada, onu şeyini ben göremedik net bunun. Pit noktasını. Nasıl göremedin abi? Beşiktaş maçını hatırla, Konya maçını Beşiktaş hatırla. Beşiktaş maçında pik noktası mıydı Fenerbahçe? Abi tek kale oynadılar, gözünü seveyim. Beşiktaş maçında. Yapma. Yani Fenerbahçe kötü oynadı, yenildi ama kötü oynadı diye. 10 kişiydi Beşiktaş. İki tane gol attı 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş. İki tane gol attı. Neden attı? Neden? Fener önde bastı, açık verdi, hatalar yaptı, attı. Şimdi önde basmıyor, açık vermiyor, az hata yapıyorlar, yemiyorlar. Bu kadar basit. Aslında bugün de hataları var da Rea Hoca'nın dediği gibi bak. Neyse yani araya aynı noktaya gelemedik. Var yani. Galatasaray'ı seyrettim. Gene Muslera farkı. Kesin ilk yarı özellikle. Gene Muslera farkı. Evet. Bir düşünün. Geleceğiz hocam konuşacağız onu da. 3 tane pozisyon. Şimdi şu İrfan Can transferini. Seyrediyorum. Ulan en kötü zamanda bile bir şeyler yapıyor abi adamlar ya. Sağdan giriyorlar veriyorlar. Çok coşkulu oluyor. Yani, ya Beşiktaş duruyor diyorsun. Değişik oynuyor abi adamlar. Şu anda benim boğumun olduğu değil. Hocam oyunu domine ediyorlar. Rakibine de bir oyun mesela. Farklı oynuyor. Yani hocam, Beşiktaş'taki oyun gelişimiyle Fener'e bakıyorum. Teknik direktör olarak. Aynı değil. Beşiktaş'ınki farklı abi. Görüyorum onu. Fener'de görmüyorum abi. Doğru. Bu kadar basit. Ama o da kazandı. Galatasaray'da da görmüyorum. Ama Beşiktaş var ya oyun gücünü rakibi hocam kabul ettiriyor. Şimdi kabul ettiriyor. Yani rakip geriye yaslanıyor, panik yapıyor, hataya zorluyor. O yaptığını, kafasını tabii. Basa basa yapıyor rakibin. Ne oluyor? Sen yapamıyorsun. Hocam sen de futbol oynadın. Saha içinde ne oluyor oyuncular? Şimdi yani rakip üstünlük sağlayınca hata yapıyorsun o zaman. Bireysel hatalar, takım halinde hatalar da çoğalıyor. Çünkü ne oluyor o baskıda? Kırılgan bir yapıya bürünüyor bir takım. Şimdi Beşiktaş bunu sağlıyor. Fenerbahçe şu yeni transfer Osei'yle ilgili de bir şey söyleyeyim. Zaten daha önce seyrettiğimiz şampiyonşipten bir oyuncu. Bugün bir şeyin herhalde Fenerbahçe'yi mutlaka teknik heyeti Erol Hoca'da farkına varmıştır. Eldeki 3 tane diğer oyunculara göre daha savunma arkası koşu yapan bir oyuncu aldı. Evet.
Bak oyuna girdikten sonra 2-3 dakika sonra Ozan ve Gustavo'ya top geldi Ender. İçeri kat etti sağ çizgiden. Önce solda başladı ya sonra sağ çizgiye Erol Hoca aldı. Birkaç kere de çok denedi, sert faalde durduruldu. Kırmızıda da o vardı. Ya bir de ne yaptı biliyor musun? Oyuncuların içinden bak adım frekansını ayarlayarak koşu yaptı. Atmadılar topu. Yani mesela Mesut mesela oynadığında bu koşulara karşılık mutlaka verecektir. Ama Fenerbahçe'nin ilk konuştuğumuz gibi mutlaka... Şu kırmızı kart pozisyonunda da o sayı Samuel. Evet o yine yine savunma arkası koşusu var orada. Ya yine bu vücudu bu yarım böyle yüzü dönüp kaleye. Ama bu tuhaf bir sarı kart. Yani burada sol ayaklar tamamen topa gideyim alayım diyor. Sonra bir makası alıyor. Geliyor yani ben burada... Hocam burada sol ayakta alıyor mu? Sağ ayakta da adamı hocam, vuruyor. Hocam alıyor arkada. Ama pozisyon icabı düşüyor. Tırmıklıyor. Yani verirken şimdi biraz düşüneceksin. Bir de ya Ender. Mümkün olduğu kadar art niyet yoksa futbolcuyu sağda tutmaya bakacaksın. Art niyet yoksa, kasıt yoksa, gidip adama vurmuyorsa mümkün olduğu kadar sağda tutmaya çalışacaksın. Zaten tutulmayacak adam zaten kendini attırıyor. Mesela şu pozisyon enteresan pozisyon. Sol ayakla giriyor, sinirlilik var. Şu anda sinirliler, hepsi sinirli. Bu pozisyondan sonra kaleci giriyor. Ya maç 10 dakika olsa var ya kan gövdeye götürecek. Bir de Samuel'le ilgili bir şey söyleyeyim. Şu pozisyonda net bir şey var Ender bak. Ayak her oyuncu hayır Levent abi her oyuncu iki yere dönemez. Bak dikkat et dönüşüne topu alıyor dönüyor. Şimdi hem oyuncunun özgüveni hem de becerisi iki yöne doğru da dönebilen bir oyuncu. Hocam sen topçu olsan dönemez. Şu dönme yani, olayı. Dönme olayı önemli ama. Yani rahat mesela bu Bayano yanlış yere basıyor. Samatta, Tiam mesela Valencia en basit mesela bunu yapamaz. Yapamaz ha doğru. Bir kere en basiti. Yani aradaki farklılık bu üçüne. Dolayısıyla şu anki yani görüntüsü katkı verebilecek kesinlikle görüntüsü öbür var. Öbür diğer üç oyuncudan farklı. 23 yaşında dinamik, güçlü. Bir de en önemli dediğim gibi yani... Bunu şimdi İngiltere'de de aynı şekilde yapıyoruz. Savunma arkasına koşu istiyor. Yani topu direkt yani Mesut orta için daha ideal bir oyuncu Mesut diyorsunuz. İçin orta sahada yeri geldiğinde Sosa bile oynadığında Gustavo veya Ozan kim oynadıysa orada üçlüden ikisi direkt Ender savunma arkasına tamam buluşturabilir Samuel'i. Peki şimdi İrfan Can konusuna bakacağım. Mesela Mert Hakan bu kırmızı kart tartıştığımız pozisyonda erken atsa topu ofsayta da düşmeyecek. Tabii tabii. Tuttu ayağında evirdi çevirdi. Yani bir saniye, bir buçuk saniye geç attı topu. Çok tutuyor. Peki hazır mı arkadaşlar? İrfan Can transferiyle ilgili, İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili olayın bütün boyutlarını yani Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir boyutlarını arkadaşlarım Selim Fenerbahçe maçının ardından Kadıköy'de